tam tamına 35 gündür bu devam ediyor. Her sabah çıkarken buradan güzel Türkiye'mize mesaj veriyor. Erzincan'ımdan güzel Türkiye'me günaydın. Bugün Refahiye'de olacağım, Ilıç'ta olacağım, Kemah'ta olacağım, Kemaliye'de olacağım. Yani Eğin'de olacağım. 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu inşallah yola çıktı, geliyor. Kemal Bey'i söylememiz lazım, aktör artık. Buna çalışma. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu inşallah yola çıktı, geliyor. Onun bana... Yarın saat 16'da Erzincan'dayım. 14 Mayıs akşamına kadar bir dakika durmam. Çalmadığım kapı, sıkmadığım el kalmaz. Gençler, çare Türkiye'nin geleceği. Çare Sarıgül bağımsız. Bu seçimin en renkli isimlerinden bir tanesi. Sarıgül'e ne diyorsunuz? Enteresan değil mi? Erzincan'dan aday oldu. Nasıl oy alacaksınız? Evlat, her yolun bir sonu vardır. Unutma, ben de Erzincanlıyım. İnşallah Ankara'ya el ele, kol kola, omuz omuza gideceğiz. Bir Mustafa Sarıgül rüzgarı var aslında. Bak, adam kazandı gerçekten. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez... Baştan alayım. Tamam. Milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma... Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Tabii 32 yıl sonra parlamentoya gitmenin de öyle tatlı mutluluğu ve tatlı bir heyecanı var. Ve sandıktan böylece 5. kere çıkmış oluyoruz. Şunu bilmeni istiyorum. Dünyada 2 tane canlı var. Biri Erzincanlılar, bir de diğerleri. Şunu da hiçbir zaman unutmayın. Biz Erzincanlıyız. Aynı zamanda da heyecanlıyız. İşte bana diyorsunuz ki, niye efendim vuruyorsun, niye bağırıp çağırıyorsun? O zaman konsantrasyonu öbür türlü toparlayamıyorum. Yani bir heyecan almam lazım. Anlatabiliyor muyum yani? Bir anasını ağlatmam lazım. Konuşuyorsunuz. Bu ikinci tura kaldığı için biraz buruk geçiriyoruz. Yoksa ben şimdi otobüste şehri dolaşmıştım, etmiştim ama şimdi bu ilçeleri bugün yarın bitireyim ki vicdanen rahatlayayım. Ondan sonra hep geleceğim, dolaşacağım sizleri. Aslında muhalefet seçimi kazandı ama yansıtması iyi bir şekilde olmadı. Sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı birinci turda gerekli oyu alamayarak ikinci tura kaldı. İkinci tura kalması ne demek? Biz sana karşı güvenimiz azaldı demektir. Ve şunu da bilmek lazım ki AK Parti'nin oyu %51'lerden geliyor, %34'e düştü. Süreç devam ediyor şu anda. Artık eksiği hatayı konuşmanın değil, bundan sonra neler yapabiliriz demenin zamanı. Şimdi buraya geldik mi? Kimse bizim burada olduğumuzu bilmiyor. Ne yapacağız? Biz şimdi şöyle kimseye bir şey söylemiyoruz. Doğal dolaşıyoruz. Doğal dolaşmayınca burada 100 tane partili gelsin, 5 tane kal burada. Selamlar, selamlar. Selam, Allah'ın aslanı. Allah hayırlı olsun. Ay, ne güzel. Bu siftah yaptı mı? Bunun şöyle bir siftah olsun. Teşekkür bakayım ederim. Burada. Teşekkür ederim. Bereket versin. Aslan hemşerim. Hangi köydensin? Sağlık köyündenim. Teknici köyü, Kanza. Merkez Kalkancı. Kalkancı'yı biliyorum. Çünkü köyleri dolaşamadık, zaman darlığı vardı. 30 günlük bir zaman vardı, köyleri dolaşamadık. Evet. Siz bana yaptınız bunu, bravo, aferin. Bak evlat, sana bir şey söyleyeyim. Burası nasıl bir yer biliyor musun? Bu Erzincan. Etrafı dağlık, ortası bağlık. Rüzgarı sert, delikanlısı mert. O parlamentoda ve Türkiye'de artık Erzincan'ın olduğunu herkes bilecek. Sizler de bileceksiniz. BBC zıkkımın kökünü yemeyesiniz. Bugüne kadar neredesiniz? Biz başkanımızın samimiyetini biliyoruz. Fotoğrafa gelen var mı? Hadi gelin bakalım. Selamünaleyküm. Nasılsınız kardeşim, iyi misiniz? Hayırlı uğurlu olsun. Sen ne yapıyorsun? İyiyim, sağ ol. İyi akşamlar. Telefonumu kaydet oraya. Ankara'da bana meclise geleceksin. Elimizden gelen neyse iyi kötü. 0-533
Mustafa Sarıgül diye yaz. Bir defa birisi seçildikten sonra esnafı geziyor. Kimsenin yani yükün üstünde bir destek beklemiyoruz ama en azından sen dinliyorsun. Ne söylemeye çalıştığımızı anlıyorsun. Çok telefon geliyor. Dönemiyorum sonra bana bağırıp çağırıyorsun. Bana bağırıp çağırıyorsun. Başka kimseyi tanımam. Abisi Sarıgül'üm. Canım benim. Evet. İki tane ekmek. Gel bakayım. Tamam. Başkanım bu halk nasıl geçmeli? Bu gençler ne yiyecek? Sizin için yiyecek. İnşallah sizi destekledik. Tepe şuraya yapıyor musun? Bu da benim annem. Bizim de annemiz. 51 en sevdiğim oyun. Orçullu bir çullu. Kaç saniye oldu? Bu var ya 5 milyona gider. Yalnız herkes seni tarayacak. Nasılsınız? Olmuyor her şey. Başım üzerine. Tamam. Aman böyle seni öper giderim. Hayatım görüşmek üzere. Çok memnun oldum. Haberleşiriz inşallah olur mu? 10 Nisan saat 14'te benim adaylığım açıklandı. Yani tam seçimlere 32 gün vardı. Hemen aksiyon aldım. Sabah 6'dan gece 11'e kadar 12 kilometre yürüdüm. Günde aşağı yukarı 4000 kişiyle tokalaşmadan yatmadım. Yaklaşık olarak 110 bin ile 120 bin kişiyle bir ay içerisinde birebir görüştüm. Bereketli olsun, güzel olsun. Aa, sen bir şeye çok benziyorsun. Başbakanımıza Binali Bey. Ha, bizim. Geldi. Yok bu zaten rahmetli Ecevit'in aynısı görüyorsun. Ecevimiz bizim bu, Ecevimiz. Mustafa Yıldız'dan bunu oluyor. Bekleyeceğim daim olursun. Vallahi. Benim annem de ateş biliyorsun. Tamam işte. Sağ ol canım. Biz Cumhurbaşkanımızda oyuncu kullandık. Sarıgül'e kullandık. Bu böyle biline. CHP hayatta burayı kazanamaz. İnan layık olmaya çalışacağım. İnşallah çok teşekkür başkanım. Ayırt etmeyin sizden. Biz bunu bekliyoruz başkanım. Hiç merak etme. Ayırt etmeyin. Geldik bunu... İstanbul'dan sırf size oy kullanmak için. Aslanım. Sağ olun başkanım. Ben başkanım sizi duygusal gördüm. Hayırdır? Ya bu dedi beni mahvetti. Diyor ki ben diyor sana oy vermek için neler yaptım diyor. Onun üzerine beni ağlattı vallahi ya. Sağ ol. Gel. Burası AK Parti'nin ağırlıklı olduğu bir il. Ben burada ezberleri bozdum. Herkesi gölgeden çıkardım. Sahaya sürdüm. Canla başla çalışma yaptık. Yani partimiz iki dönemdir burada milletvekili çıkaramıyordu. Biz aşağı yukarı %23'lerden %37'lere partinin oyunu çıkardık. MHP'li olup bana oy veren oldu. AK Partili olup bana oy veren oldu. Ötekim olmadı. O nedenle de oy verdiler. Hatta ilk defa CHP'ye oy veren binlerce şey var, insan var. Refah, dur burada. Yavaş video çekeceğiz. Sabah 07.30'da Refah'a geldim. Erzincan'ımızın ve Türkiye'mizin bütün ilçelerini gezmeye, görüş ve düşüncelerimizi anlatmaya devam ediyorum. Hadi. Bak şu 455 bin olmuş. Bu 165 bin olmuş. 146 bin. 903 bin bak. Tencere kaynarken gidersin. Tabii tencere kaynıyor, maymun oluyor. Ayaklarınız üşümüyor mu? Çorap yok. Terliğinizin biri yok. Oğlum biz nasıl ayakkabıdan geliyoruz? Kardeşim sen olabilir. Starbucks'a da gidiyorsun. Gidiyorum başkanım. Kardeşim ne Starbucks'ı gözünü seveyim. Git kahve dünyasına yansın. Ben de 24 ayak. Erzincanlı. Anlamadım kardeşim. Tanesini soruyorum. Bunun fiyatı 1'e 5 artmış. Tost ayran 25 lira. Bu gençler. Kuru soğana muhtaç ettin. Sıcaklık kaynağı değil, soğukluk kaynağı. O soruyu bana ne soruyorsun? Beyaz Türklere sor. Başkanım. Oğlum biz köy çocuğuyuz. Geçen sene 130 lira, bu sene 900 lira. Çare, Sarıgül, çare, TikTok. Ben bunu yaparken hanımefendi bilerek yaptım. Beni çok eleştirdiler. Yerden yere vurdular. Beni cahil olarak beni suçlandılar. Ve ben bıkmadan o eleştirilerin hepsine göğüs gerdim. TikTok'un bir ruhu var. O ruhunu yakaladım ve gençlerin gönlünü aldım. Ramazan! Of! Başkanım buradayız başkanım. Ya şu yürüme şeklini değiştir oğlum. Allah Allah. Nasılsın, iyi misin? Kaç tane malın da varın var? 80 tane var. 80 tane bu evladın malı var. Çobanımızın derdi, benim derdim. Evet. Teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Allah sizden razı olsun, başımızdan eksik gitmesin. Sağ ol canım benim. Hadi aslanım. Bas bakalım çöde. Fırla aslanım, fırla. Hadi çabuk. TikTok'ta kim var? Gecekondu'da yaşayanlar var. TikTok'ta kim var? İşte o köydeki biraz önce gördüğümüz çoban TikTok'ta. Endüstride çalışan gençler var. Yani TikTok'taki 6-7 milyon genç kararsız genç.
kime oy vereceğini bilemiyor. Bu gençler ne yiyecek? Bir tost olmuş 40 lira, bir efendime söyleyeyim ayran olmuş 10 lira. Bu gençler ne yiyecek? Ben bunu söylerken ne söylüyorum? Hayat pahalılığının ne kadar yüksek olduğunu söylüyorum. Onun için TikTok'un ruhu var. Ben yaptığımı bilerek yaptım, bilinçli olarak yaptım, kitlelere ulaşmak için yaptım. Çok memnun oldum, çok teşekkür ediyorum. Çok memnun olduk. BBC, nerede BBC? Burada. Nerede? Erzincan'ımızın en önemli noktalarından bir tanesi. Kemaliye'deyiz, Eğin'deyiz. Doğa güzellikleri, müthiş güzellikler var. Orada İsviçre, Lugano varsa burada Eğin ve Kemaliye var. Çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp. Evet. Muhtarım gel bakayım buraya. İnsanlar tarımı bıraktılar, çiftçiliği bıraktılar. Etin fiyatı niye yükseliyor? Niye kendisi alıp yetiştirmiyor? Sen mozikleri alıp niye yetiştirmiyorsun? Mozik ne biliyor musun? Hadi, hadi canım. Hadi görüşürüz. Her zaman bekliyorum. Sık gezeceğim, olur mu? Bu bizim tavuk şeyci cevizci burada değil, Kemal'de değil mi? Ustalarımızın sayısı tükenmesin, tükenmesin, tükenmesin. Eğin ekmeği çok özel bir ekmek. Unu özel, buğdayı özel, taş fırında yapılıyor ve bunun tadına doyumuk. Eğin ekmeğini yemeye gelin. Kasanyolu. Dağıt, dağıt onu biraz. Gel, bir lokma da sen al ana, dua et bana ana. Gelin kızlar alın. Dayı. Başkanım be. Çok teşekkürler efendim. Fasulye nereden geliyor? Erzincan. Bravo. Şu fasulyenin tadına inanın ki doyum olmaz. Erzincan fasulyesi yola çıktı, geliyor. Hemen gönder bunu, bas. Hadi. Hadi. Hadi bas oğlum, bas. Erdoğan sen ülkenin sınırlarına ve namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. Tabii siyaset bir bütün. Siyaset niye yapılır? Görüş ve düşüncelerinizi iktidara taşımak ve topluma, vatandaşa faydalı olması için yapılır. Geriye dönüp bakınca Sayın Sarıgül, uzun yıllar belediye başkanlığı yaptınız, milletvekilliği yaptınız. Geriye dönüp baktığınız zaman şunu da yapmasaydım dediğiniz bir şey var mı? Evet. Tek başıma verdiğim kararlara ortak aklı kullanmadan, istişare kültürünü kullanmadan verdiğim kararların doğru kararlar olmadığını görüyorum. O nedenle de koca ülkenin kararının başkanlık sistemiyle yürütülmesini doğru bulmuyorum. Ben Türkiye'nin kurtuluşunun demokratik parlamenter sistemde olduğundan yanayım. Şunu arzu ederim. Ben tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü parlamento ve bağımsız yargı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun demokratik parlamenter sisteme geçişte en iyi isim olduğuna inandığım için destekliyorum. Ben. O nedenle de Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanması için ben ve arkadaşlarım canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda herkesin sahaya çıkması lazım, nokta çalışmalar yapmak lazım. Bugün benim yaptığım gibi yani selam verip selam alıp kulaklarına bir şey söylemek gerekiyor. Artık daha çok lokal çalışmak ve duygusal çalışmak zamanı. Sandık başlarındaki 192.167 sandıktan mutlaka her sandıktan ıslak mazbatayı almadıktan sonra bir anlamı yok. Sağlıklı, sıhhatli olacaksın Nurul abi. Hiç merak etme, zımba gibi olacaksın. Arda! Çok memnun oldum. Çok memnun. Gençler! Atatürk'ün 19 Mayıs'ı sizlere emanet etti. Sevgili gençler, güneşi görmek istiyorsanız gölgeden çıkmanın zamanı geldi. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını saygıyla, sevgiyle, rahmetle anıyorum. Gençler, Atatürk, gençler, Atatürk'ümüz 19 Mayıs'ı... Türkiye'mizin 100. yılında hep yaşımız 19. Atatürk anıtına çelenk sunma, günün anlam ve önemini belirten konuşma, kapanış. Şunu unutmayın ki
pes etmeyenler zafere %100 ulaşır. Sabahleyin genel başkanımızla görüştük. Güneydoğu konusunda özellikle Şırnak'ta, Batman'da, Silopi'de, Mardin'de, Mazlağan'da, Nusaybin'de köyleri dolaşmamı istedi. Hepinizi çok seviyorum. Ama önemli olan şudur, tehlike yanımızdan geçerken genel başkanımızın cumhurbaşkanı yapmaktan başka bir çaremiz yok. Hepinizden ricam, dik durun, dik yürüyün ve unutmayın ki bu seçimi biz kazandık, tekrar kazanacağız. Hadi arkadaşlar, geç kalın. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sevgi Anamazca. Hoş geldiniz arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Erzincan'ımızın, evet, başkanım diyeceğim yine. Peki olduğunuz zaman, evet, başkanımıza inşallah mazbatasını vereceğiz. Hayırlı görevi yapmasını ben diliyorum. Mazbatayı takdim edelim, evet, sonra çayımızı içelim. Öyle. Olur mu? Başkanım, hayırlı olsun Sayın Bekir. Bu mazbatada tam tamına 45 yıllık bir emek var. Bu mazbatada alın teri var. Ben bu mazbatayı tüm Erzincanlılar adına alıyorum. Hayırlı olsun başkanım. Hadi. Hadi. Hadi.